Yeniden Refah Partisi ilçe başkanı veteriner hekim Serdar Akman ile bir röportaj gerçekleştirdik. Serdar Akman oldukça iddialı açıklamalarda bulundu. Korkut Eli'nde yeniden Refah Partisi'nin sorumluluğunu üstlenen ilçe başkanı Serdar Akman, eski Refah Partisi'nin devamı olacaklarını belirterek Saadet Partisi'nin milli görüş çizgisinden uzaklaştığı için bu partinin kurulduğunu belirten Serdar Akman, ülke siyasetinde önümüzdeki ilk seçimlerde kafaya oynayacağız, gümbür gümbür geliyoruz, çok iyiyiz, şimdiden ilçede 100 üye yaptık dedi. Merhabalar, ülke siyasetine yeni bir parti katılıyor, artık ya kuruldu diyelim. Biz de yeniden Refah Partisi'nin ilçe başkanı Serdar Akman Bey'in yanındayız. Evet, Serdar Bey, parti hakkında bize nasıl, ne gibi bilgiler verebilirsiniz? Daha ne aşamadasınız? Öncelikle selamünaleyküm diyeyim. Şimdi yeniden Refah Partimiz, Kurtel İlçe Teşkilatı, 7 Temmuz 2019 tarihinde Pazar günü yapılan olağan kongresiyle, birinci olağan kongresiyle resmen faaliyetine başladı Kurtel ilçemizde. Öncelikle vatana, millete ve Kurtel ilçemize hayırlı olsun diyorum. Yönetim kurulumuz oluşturuldu. Asil ve yedek üyelerimizle beraber. İşte faaliyetimiz daha yeni olduğu için bundan sonraki çalışma süreçlerimiz gösterecek. Peki kurucularına değinecek olsak, parti genel başkanınızla bahseder misiniz biraz bize? Şimdi parti genel başkanımız Sayın Doktor Muhammed Ali Fatih Erbakan Bey. Evet. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamızın oğlu. Peki yeniden Refah Partisi, bu geçtiğimiz zamanlarda da Refah Partisi vardı. Refah Partisi ile aranızdaki fark nasıl olacak? Saadet Partisi ile aranızdaki fark nasıl olacak? Şimdi Refah Partisi ile aramızdaki fark neredeyse isim farkı diyebiliriz. Sadece yeniden. Yeniden Refah Partisi olarak. Biliyorsunuz 96-97 yılları arasında 54. hükümette Refah Partisi olarak görevliydi. Daha sonraki 28 Şubat süreci ve Haziran'dan sonra üzerine açılan kapatma davasıyla kapatılan bir partiydi. Tabii Milli Görüş'ün 5 tane partisi olmuştu. Milli Görüş birbirinin devamı olan partiler olarak geliyordu. Fakat bu arada Saadet Partisi son zamanlarda Milli Görüş çizgisinden çıktığı için yeniden Refah Partisi kurulması ihtiyacı doğdu. Saadet Partisi'nin yeniden Refah Partisi'nden farklı olarak Milli Görüş çizgisinden çıktığını bu 15 Temmuz, daha dün andığımız 15 Temmuz'u sürecinde sürecinden önce Sayın Mustafa Kamalak, Saadet Partisi önceki başkanı Samanyolu televizyonuna çıkıp işte Sayın Fethullah Gülen hareketinin en hayırlı hareket olduğunu, hizmet hareketinin en hayırlı hareket olduğunu söylemişti. Peki yeni kurulmuş bir partisiniz. Hedefleriniz nedir? Bir de ülke siyasetinde rolünüz nasıl olacak? Hedefimiz zaten komple ülke siyasetini yönetmek. Yani şu andaki mevcut iktidar gibi güçlü, tek başına Doktor Fatih Erbakan Bey'in başkanlığında ülkeyi ve ümmeti yönetmek diyelim daha doğrusu. İlk başta, yani ilk seçimlerde? Evet, ilk seçimlerde büyük bir zaferle geleceğimize inanıyoruz. Çünkü ülke siyasetindeki boşluktan kaynaklanan şu anda yeni bir lider arayışı, güvenilir bir lider arayışı, yapacaklarına inanılan bir siyaset beklentisi var ülkemizde. Bunu ilçemizdeki önceki yaptığımız Erbakan Vakfı çatışmalarıyla görüyorduk. Son zamanlarda iyice açığa çıkan siyasi boşluk ve mevcut iktidarın İstanbul Belediyesi'ni kaybetmesiyle oluşan bir
algıdan sonra yeni bir lidere ihtiyaç olduğu zaten aşikar oldu. Peki, yapmış olduğunuz bir anket çalışması var mı? Halktan gelen tepkiler nasıl? Şimdi biz Kortel için değil de Türkiye genelinde yapılan anketler var. Yeniden Refah Partimize büyük bir teveccüh var. Zaten Milli Görüş'ün ağır sanayi hamlesi, adil düzeni, olmazsa olmaz üretimi, Milli Görüş çizgisinde olan üretimi bilindiği için yine aynı beklentilerle devam ediliyor. Hatırlarsanız rahmetli Erbakan hocamızın 54. hükümetinde, o efsanevi Refah Yolu hükümetinde, başbakanlığı döneminde memurumuz, işçimiz, çiftçimiz, sanayicimiz büyük bir rahatlama sağlandı. İlk defa denk bütçe yapıldı. İlk defa yurt dışından borç alınmadı, faiz ödemesi yapılmadı. 11 aylık kısa bir süre içerisinde ülkede ekonomik olarak çok hızlı bir büyüme meydana geldi. Ki halen bugünkü memur maaşlarından tutun da çiftçinin malındaki değerler hala o günkü verilen değerler üzerinden hesaplanabiliyor. Maalesef %2'lik, 5'lik artışlar duyuyoruz şu dönemde. Ama giderlerin çok daha yüksek olduğu bir dönemde biz de iktidara geldiğimizde ilk hamlemiz vatandaşı rahatlatacak, ülkemizi faiz ve borçtan kurtararak üretim ekonomisine geçirerek yapacağız. Şimdi mevcut iktidar 17 sene boyunca güzel hizmetlerde bulundu. Fakat bunlar sadece beton, çimento, asfalt, alt geçit, üst geçit, yollar, hastaneler, AVM'ler, stadyumlar, rezidanslar, adliye sarayları gibi ülke ekonomisine büyük katkıları olmayan yatırımlardan oluştu ve bunlar da borçlarla yapıldı. Yani ülkemizin borcu hem arttı hem de yatırıma yönelik faaliyetlerde bulunulmadı. İşte 17 sene zarfında da bunların geri dönüşleri, yani başlayınca sıkıntılar meydana geldi. Hep birlikte yaşıyoruz zaten şu anda bunu. Durum bu. Mesela ilçemize dönecek olursak, ilçe binası ne zaman açılabilir? Açılacak. Öyle bir planlamamız var mı? Üye kayıtları nasıl? Yani, üyeler, durumlar nasıl? İlçe binamızı aslında tutmuştuk. Son anda bir işte siyasete verme durumu sıkıntı yarattı. Şu anda mevcutta 3 tane yer var. Bu üçüyle ilgili bir görüşme yaptık. Bugün akşam üzeri de kendi yönetim kurulu arkadaşlarımızla bu üçünden bir tanesine karar verip alacağız. Kortel'in gözde yerlerinde, ana cadde üzerinde, herkesin görebileceği bir mekanda 3 yerden bir tanesini hemen bu hafta içerisinde faaliyete geçireceğiz. Peki ilçemizde kayıtlar, partimize nasıl? Şu aralar? Şu ana kadar talebimiz çok büyük. Her gün yeni kayıtlar yapıyoruz. 7 Temmuz'da kurulmamıza rağmen aradan geçen bir haftalık süreç içerisinde 100'e yakın üyemiz oldu. Ve inanın beni üye yapın diyen kişilerle karşılaşıyoruz. Yani normalde bizler üye yapmakta zorlanırız diye düşünmek bile olmadı. Diğer partilerden geçenler oldu. Diğer partilerden yani tabii önceki partilere üye olup da istifa edenler oldu. Şimdi E-Devlet'ten kısa bir istifa yapılabiliyor. 1 dakikalık E-Devlet girişiyle. Bunlardan istifa edip partimize geçenler var şu anda. Ve günlük olarak artacağını biliyoruz.
üye çalışmaları için bir stand kurmayı planlıyoruz. Zaten hizmet binamızda üye çalışmalarını yapacağız. Peki son olarak sizin söylemek istediğiniz şeyler var mı? Yeniden Refah Partisi'nin kurulmasıyla yani özlenen, beklenen artık yani yeni bir lider yok anlayışı bizim partimizde ortadan kalkmış olacak. Üretim, istihdam ve ahlak maneviyatın öne geçtiği bir parti olarak bu partide görev almaktan onur duyuyoruz. Tüm halkımızı bekliyoruz. Peki biz de size önümüzdeki günlerde başarılar dileyelim. Teşekkür ederim.